TVM ekranlarından Mucizeler Akademisi'nden tüm değerli izleyicilerimize mutlu geceler. Ben Tuğçe Işınsu, spiritüel yaşam danışmanınız. Değerli izleyicilerimiz, bu gece yine tam 90 dakika boyunca canlı yayında birlikte olacağız. Mucizeler Akademisi ile yeni tanışan değerli izleyicilerimize hemen kısaca bahsedelim. Bir kişisel gelişim ve yaşam koçluğu canlı yayında, bunu değerlendirmek isterseniz bizi arayabiliyorsunuz. Bu gece bizim 4. bölümümüz. İlk 3 bölümde sizlerin çok merak ettiği konular olan aldatma, ayrılık, ruh eşlerinden bahsettikten sonra bu gece birazcık şu para ve bereket konularına girelim istiyoruz ve bu geceki konumuz da bereket. Ama siz merak ettiğiniz her konuda programımıza ulaşabiliyorsunuz. Programımızı hangi konularla ilgili arayabilirsiniz? Bu gece tabii ki özellikle bereket, düşünce gücü, kuantum, enerjiler. Onun dışında hayatımızı nasıl dönüştüreceğiz? Onun dışında neleri doğru kullanıyoruz? Nelerle ilgili enerjimizi aslında yanlış tüketiyoruz? Hepsi bu gece programda olacak. Programımızın tam ortasında artık alışmış olanlar zaten biliyor diye düşünüyorum. Astroloji bölümü de var. Çok acı olaylar yaşadık geçen haftalarda ve bunların hepsi bizi fazlasıyla üzdü. Daha öncesinde de gittiğimizde hakikaten canımız sıkan olaylar olmuştu. Artık yılın ikinci yarısına doğru yaklaşırken, İkizler Burcu'nun enerjisine de girmişken, önümüzdeki hafta umuyoruz ki bizi bereketiyle ve neşesiyle kucaklayacak olan bir yeni ay var. Tam olarak bu yeni ay hangimizi nasıl etkileyecek? Bunlardan da tam programımızın böyle ortasına doğru tabii ki astrolojik açıdan yorumlar yapacağız. Mutlaka not almanızı isterim. Evet, programımızın merkezinde siz varsınız. Biz konuk ağırlamıyoruz, sizleri konuk ediyoruz çünkü evlerinizde veya hala çalışanlar ofislerinde veya her neredeyseniz bu gece bizi arayabilirsiniz. Telefon bağlantıları yapıyor olacağız. Bir telefon kadar size yakınız aslında. Bunun dışında ben telefondan çok fazla kendimi ifade edemiyorum. Sosyal medyayı tercih ediyorum diyenler için de Twitter'dan ulaşacaksanız TVM, Mucizeler Akademisi, Tukçe Altire İsinsu. Facebook'u tercih ediyorsanız Mucizeler Akademisi slash'tan sonra ve bunun dışında benim kendi hesabımda Tukçe İsinsu Official. Ana anons cümlesinin altına sorunuz varsa gönderebilirsiniz. Geçen haftalarda ilişkilerle ilgili çok konuştuk ama biliyorsunuz ki bir insanın hayatta bereket ve bereketin getirdiği enerji olmadığında diğer işlerde çok iyi gitmiyor. Parayla bereket çok fazla karıştırılan bir konu aslında. Hepimiz zengin olmakla bereketli olmayı birbirine karıştırabiliyoruz. İkisinin arasındaki ayrıma bu akşam detaylı bir şekilde giriyor olacağız. Kimi insanın parası olur, bereketi olmaz. Bazı insan az kazanır fakat onu bereketli hale getirebilir. Her zaman gibi ben konuyu biraz daha düşünce gücüne ve bilinçaltına, kendi yaptığımız hatalara da bağlıyor olacağım. Ve buradan yola çıktığımızda hepiniz aslında hayatlarınızda bazı şeyleri neden çektiğinizi, neden çekemiyor olduğunuzu görecek ve bunlarla yüzleşeceksiniz. Programımızı akademi diyoruz çünkü aslında birazcık böyle kağıt ve kalemle izlenmesi gereken bir program. Burada tutacağınız notlarla bir hafta gibi çok kısa bir sürede aslında hayatınızda kendi mucizelerinizi yaratmaya başlayabiliyorsunuz. İnsan biliyorsunuz çok büyük bir potansiyel ve enerji, çok büyük bir güçle bu dünyaya geliyor. Fakat sonrasında yakın çevrede, ailede gördüğü bir takım yanlışlıklar, dışarıdan aldığı olumsuz telkinler ve biliyorsunuz Carl Jung'un teorisi, çok tekrar ettiğim için aslında programda biliyorsunuz diye ifade ediyorum. Bilmeyenler için anlatalım. Doğarken hepimiz ortak bir bilinç altından, kolektif bilinçten, ortak bir bilgi havuzundan diyelim, bir takım enerjilerle bu dünyaya geliyoruz. Mesela hepimizin kodları vardır aslında böyle. Mesela fazla para adamı bozar veya çok paran olursa başka şeylerin hayatta kötü gider veya para gelir ama sonrasında gider. Çok parası olanın mutluluğu olmaz, nazar değer veya çok kazanan insanlar kötüdür gibi olumsuz ifadeler, düşünce kalıpları, bizi bloke eden bir takım sistemler aslında uzatılabilir. Hepiniz bunları duymuşsunuzdur. Belki de bazılarınız bu önerme ve telkinlerin kurbanları bile olabilirsiniz. Ben her şeyi doğru yapıyorum ama hayatıma bolluk, bereket ve neşe, dönüşüm, değişiklikler ve fırsatlar neden gelmiyor? Diğeri benden çok daha az çaba sarf ediyor ama hayatı çok güzel. Ben niye o konumda değilim diyorsanız bu gece bizi izliyor olmanız gerekir. Evet, biliyorsunuz programları artık alışanlar çok iyi biliyor. Bilmeyenler için de bir ilk olsun. Küçük küçük enerji çalışmalarıyla açıyoruz ki sizler böyle birazcık not tutun. Bir hafta boyunca bunları yapın ve programa da alışmış olun diye. Şimdi bu gece ben kristalimi getirdim. Ben bu geceki enerji çalışmamı bir kristalle yapıyor olacağım. Kristalleri artık birçoğunuz tanıyorsunuz. Hemen hemen herkesin de bir kristali var diye düşünüyorum. Arkadaşlarımız yakından gösteriyorlar. Ben Afrika'dan getirttiğim bir kuvars kristaliyle bu geceki ritüelimi yapacağım. Siz kendi uğurlu taşınız varsa onunla yapabilirsiniz. Ama kristallerin dönüşü
dönüşüm ve kodlama enerjisi daha yüksek olduğu için ben daha çok bunu kullanıyorum. Özellikle doğru kararlar alırken bu parada, berekette, aşkta birçok alanda aslında olabilir. Kullanmamız gereken küçük bir yöntemi önce anlatacağım. Sonra bereketle ilgili farklı bir bölüme daha geçiyor olacağız. Gece boyunca zaten size bereketle ilgili, bereketi çekebilmekle ilgili pek çok farklı bilgiyi de aktaracağım. Sizler de arayarak bizzat her konuda, sadece bereket değil aşk, sizin astrolojik yorumunuz, isimler, sorular soracaksınız. Şimdi ilk çalışmamızla başlayalım isterseniz. Sol elimdeki orta parmağımı kullanacağım. Sağ elimdeki yine orta parmağımı. Şimdi üçüncü göz, biliyorsunuz, evrenle bağlantımızı sağlayan bir nokta aslında. İki kaşımızın ortasının biraz üstü diyebiliriz. Sezgilerimizle ilgili bizi yoğunlaştıran, doğru bilgi almamızı sağlayan, kanallık edeceğimiz de hakikaten enteresan bir nokta. Tam parmağımı üçüncü gözüme doğru kristalin üstünden koyuyorum. Yine başımda aynı noktayı bulmaya çalışıyorum. Şu şekilde göstereyim yandan ve tam arka tarafa doğru da yine bir basınç uyguluyorum. Bunu geceleri uyumadan önce doğru sezgileri alma, farkındalık, yaratıcılık ve dinginleşme için kullanabilirsiniz. Şimdi bu çalışmayı bir 15 dakika kadar devam ettireceksiniz ama kristalinizin üzerine yaptığınız olumlamalar, kodlamalar çok önemli. Çünkü kristallerin duyguları ve düşünceleri, olumlamaları, telkinleri, kayıtları tutma özelliği var. Mesela bir kristali kullanmadan önce mutlaka onu kayıt uzunda bekletmiş olmanız lazım, toprakta bekletmiş olmanız lazım. Olumsuz insanların enerjisinden geçmemiş olması gerekiyor. Ve tüm bunların dışında eğer kristalinizle daha yoğun çalışmak isterseniz, zaten önümüzdeki hafta bir yeni ay gecesi olacak. İnşallah bulut da olmayacak. Mutlaka yeni ay ışığı altına bekletmenizi öneririm. Evet, bu birinci ritüelimizdi. Buna geceler boyunca da devam edebilirsiniz. Şimdi gelelim bereketin içindeki en önemli özelliğe. Bir bereket konusunu, parada bereket, aileyle ilgili bereket, daha bereketli bir evim olsun veya daha çok müşteriyle dolup taşan bir ofisim, iş yerim olsun istiyorum. Fakat bunları hayatıma çekemiyorum diyorsanız, şu altın kuralı unutmuyor olmanız gerekiyor. Bir şeyi çekmek için hayatınıza önce onu başkalarına verebiliyor olmanız gerekiyor. Bu sevgide de böyledir. Sevgi veren sevgi alır, diğer insanlara veren bir kişiden de alabilir, herkesten de alabilir. Bereketi artırmanın ilk kuralı bunu paylaşabiliyor olmak aslında. Şimdi parayla alakalı bir çalışmayı anlatacağım. Biliyorsunuz hepimizde aslında fakirlikle ilgili, kıtlık bilinciyle ilgili bir takım kodlamalar ve kayıtlar var. Ama bunun dışında çok büyük zorluklardan gelip sonrasında bereketini artırmış insanlar da var. Ve bu insanların çoğunu incelediğinizde, geçmiş yaşamlarına baktığınızda parayla ilgili büyük sorunlarını sonrasında düşünce sistemlerini değiştirerek veya başarılar elde ettikten sonrasında farklılaştıklarını keşfedersiniz. Şimdi benim bugün anlatacağım bu küçük ritüelde hem sizin için böyle dinginleştirici, güzel, hoş, rahatlatıcı tarafları olan para ve bereketle ilgili bir bölüm olacak. Hem de bu ritüelimizin sonunda paramızı ertesi gün ihtiyacı olan birilerine vereceğimiz için kendimizi çok daha iyi hissedeceğiz. Buna da yine 7 gün kadar devam edebilirsiniz. Hatta siz önümüzdeki hafta bizim programımızın diğer bölüm başlayana kadar devam edin. Orada sonuçları birlikte gözlemleriz. Evet, şimdi bu ritüeli nasıl yapacağız? Kendi istediğiniz miktarda bir kağıt paranız olacak. Sağ avcuma kağıt paramı koyuyorum. Yakın dönemde ne kadar para ihtiyacınız var? Bir borcu ödemek için, ev kirası ile ilgili olabilir veya çok çok büyük bir konu ile ilgili olabilir. Mesela ben yakın gelecek için şimdi kendi adıma 5000 lira olarak bir miktar belirliyorum. Bir şeyleri istemekten ziyade sadece istedim, olumlamayı yaptım. İşte yanlış ifade edilen konulardan biri, mesela evlerine gönderdim demektense bunu canlandırmak, imgelemek, görmek ve var saymak çok daha etkileyici sonuçlara sebebiyet veriyor. Sağ elime istediğim miktarda parayı koyduktan sonra para enerjisini simgelesin diye gözlerimi kapatıyorum. Ve gözlerimi kapattıktan sonra bu paranın üzerinden 5000 lira kadar bir parayı kümelendiriyorum, imgeliyorum. Ne kadar bir kümeyse o, nasıl bir miktarsa bunu görebiliyor olmanız lazım. Tam olarak imgelediğinizde kabul etmenin bir rengi var aslında. Işık çalışmalarını birçoğunuz biliyorsunuz diye düşünüyorum. Pembe ile yeşil ışığı karıştırarak kendi kalbimizden ışığı gönderip parayı bu ışığın içinde eritip aynı ışığı kalbimize geri alıyoruz. Bu arada burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan vererek kabul enerjisinde ve şükür enerjisinde mutlaka kalıyoruz. İmgeleyip görebilmiş olmanız çok önemli. Bunu yaptıktan sonra bu parayı kabul etmemizin bir sembolü olarak kalp çakramıza elimizi koyuyoruz. Kalp çakrası biliyorsunuz sevmek, kabul etmek, yaşamla olan bağlantımız aslında.
Ve sonrasında bu parayı eğer bu ritüeli gece yapıyorsanız ertesi gün mutlaka ihtiyacı olan birilerine veriyorsunuz. O yüzden yapacağınız harcamaya göre bir miktarda tercih edebilirsiniz. Eğer faturalarınızı ödeyecekseniz veya çok büyük bir ödemeniz varsa daha farklı ve büyük rakamları da sizler kullanabilirsiniz. Parayı çekmek için mutlaka para ile ilgili bir sıkıntınız olmaması gerekiyor. Evet, şimdi açılış konuşmamızın ve bu ufak tefek ritüellerin ardından programa geçelim istiyorum. Sizlerden bütün soruları bekliyorum bu akşam. Aşk, ilişkiler, astroloji, isminizin etkisi, yine bereketle ilgili, düşünce gücü, tıkanan konular, blokajlarla ilgili, merak ettiğiniz bütün konularla ilgili bu gece bizi arayabilirsiniz. Altta telefon numaramızı zaten görüyorsunuz. Ve program boyunca size çok farklı çalışmalardan düşünce gücümüzü nasıl daha somut bir şekilde kullanıp hayatlarımızı mucizevi hale getirebiliriz, bunlardan da bahsediyor olacağım. Şimdi çok çok kısa bir ara, kağıt ve kalemler hazır olsun. Bir de kahve koyun kendinize. Çünkü gece uzun olacak ve uyumayacağız. Çalışıyor olacağız akademide. Bizden ayrılmayın. Az sonra sizlerin sorularıyla akademi devam ediyor olacak. Sizce aşk mı para mı? Bence aşk. Neden? Yani insanların hayatında aşk olmazsa olmaz. Yani insanlar derken ben kendimi kastediyorum. Benim hayatımda aşk olmazsa olmaz. Peki düşünce gücüyle bereketimizi artırabilir miyiz sizce? Tabii ki artar. Yani bu mümkün. Yani bunun üzerine biraz düşünmek lazım. Tabii ki mümkün dediğim zaman bunu biraz daha hani oturup düşünmek lazım. Tabii ki mümkün. Aşk mı para mı sence? Bence ikisi. İkisini bir arada yürütürsen en mantıklısı olur. Paran olursa zaten. Ya şimdi öyle bir devir olmuş ki aslında millet paraya gidiyor aslında ama bence aşk çok önemli bir şey. Para, aşkın olursa zaten mutluluk her şey geliyor geriye bence. Böyle olması lazım. Peki düşünce gücümüzle bereketimizi arttırabilir miyiz sence? Ya düşünerek bereketini arttırabilirsin. Mantığını yürütürsen zaten ticarete ya da başka bir şeye atlarsan zaten bir şekilde paran da oluyor o şekilde. Mantığını yürütmen çok mantıklı olur bence. Evet değerli izleyicilerimiz, sokağa çıktık ve güzel veteriler hazırladık sizin için. Sokak röportajları, bunların ilk bölümünü şimdi arkadaşlarımız sizler için yayınladı. Çok daha enteresan sorular ve enteresan cevaplar var. Bu arada sosyal medyadan da bir sürü soru gelmiş. Bereket konusuyla ilgili, özellikle aşk ve ilişkilerle ilgili sorular da var. Hepsine değiniyor olacağız ve bereketle ilgili merak ettiklerinizi bu akşam cevaplandıracağım. Bu arada en çok şu soruluyor. Birçok yereler denedik, bir takım şeyleri sonuç alamadık. Tekrar eden sorunlar. Tekrar ediyorsa bir sorun mutlaka bizimle ilgili. Bunu öncelikle kabul ediyor olmamız lazım. Dönüşümle ilgili de fırsatlar, siz özellikle kayıtları, kodları, geçmişle ilgili hataları bulduğunuzda size gelecektir. Ayrıca bereketle ilgili iyi bir haberim de var. Önümüzdeki hafta yeni ay enerjisini kucaklıyor olacağımız için hepimizin hem astrolojik açıdan hem enerjiler açısından baktığımızda enerjisi aslında yükselecek. Daha bereketli, kısmen daha güzel fırsatları kovalayabileceğimiz bir döneme geçiş yapıyor olacağız. Bunu da programın ortasına doğru anlatacağım. Çok fazla soru var. Gerçekten şükür enerjisiyle ilgili sorular gelmiş. Şükretmek bereketi neden artırır diye soranlar var. Bunun dışında birkaç tane daha ritüel verebilir misiniz? Çok sayıda hem Twitter'dan hem de Facebook'tan sorular var. Hem genel olarak hepsini cevaplandıracağım. Ama şimdi hattımızda değerli bir izleyicimiz var. Ben hemen kalkayım, tahtamızın başına geçeyim. Çünkü onun hem isim analizini yapacağız, hem astrolojik açıdan durumunu değerlendireceğiz, hem de bize soruları varsa her konuda olabilir sorular cevaplandıracağız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başak Hanım'la görüşüyoruz. Evet, iyi akşamlar Tuğçe Hanım. İyi ben sizi her zaman takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu akşam da bu yüzden aradım sizi. Tamam. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir program yaptığınız için. Biz teşekkür ederiz izlediğiniz için. Sizin için yapıyoruz. Sizler tam olarak neleri merak ediyorsanız, hangi konularda rehberlik almak istiyorsanız programımızda sadece bunlar var. Peki Başak Hanım, yaşınız kaç? 18 Mayıs 1989 doğumluyum. 25 yaşındayım. Bu yükselen burç nedir? İkizler diye gözüküyor ama bazen boğa da çıkıyor. 05.20'de doğmuşum. 05.20. Tam olarak belli değil. Evet. Peki, benimle neşeli konuşmanıza rağmen bir takım dertlerinizi de gizlemeye çalışıyor gibisiniz bir yandan. Bir takım konularda sıkıntı mı var? Evet, erkek arkadaşımla ilgili size soracaktım. Tamam, onun da şimdi adını vereyim, doğum tarihini vereyim size. Arda. Arda. Evet. Peki, onun yaşı ve burcu neydi? 13 Haziran 1986. Evet, ikizler. Evet.
Peki bir ikizler burcu insanıyla olmak zor mu? Yani ne zaman çok ikizlerle var. İlgili telefon gelse bunu soruyorum. Sonra da niye soruyorsun? Bu burçta bir alıp veremediğin mi var diyorlar ama hakikaten şöyle çok zor. Bir yandan çok saf ve iyi niyetli insanlar, bir yandan da onların o değişen ruh hallerine, anlık tepkilerine ve veya bir anda kendini geri çekmelerine alışmak çok zor olabiliyor. Buradaki bir avantaj, siz boğa burcu olduğunuz için dingin, masum, geleneksel ilişkisine çok sahip çıkan, karşı taraf değiştiğinde aynı durabilen bir kimliğiniz olduğu için biraz daha idare ediyor olabilirsiniz. Ama mesela isim olarak baktığımızda aslında biraz güç savaşı var. Mesela sizde iki tane A harfi var, ego isim geleyen, ama Arda'da da aynı şekilde var. Sesli harfler zorlayıcı. Fakat sizde çok yüksek bir iletişim gücü var, B'den kaynaklanıyor. Şey harfine geldiğimiz zaman onun vereceği bir takım tepkileri sanki önceden ölçebildiğinizi, görebildiğinizi düşünüyorum. Çünkü kurnazlık etkisi. K harfi ise çok yönlülük. Arda'ya baktığımızda daha keskin bir isim. Yani astrolojik durum dışında akrofonoloji ve simge bilime göre baktığımızda hem seçici bir insan, çok zor bir kişilik olabilir. İlişkilerle ilgili herkes ısınamıyor. R harfinde de gururu var. Eleştirdiğinizde ve bunu yapma veya bunu niye yaptın veya öyle olmasaydı dediğinizde de bunu kendi içinde çok fazla içselleştirip yaşayan bir karakter. Şimdi daha çok fedakarlık size düşüyor. İsim açısından da, astrolojik açıdan da, boğadan aldığınız güçle. Yükselen ikizlerse birazcık onunla empati yapıyor olabilirsiniz. Peki şunu soracağım. Şimdi ikizler burcunun işe veya bencilliğe biraz daha böyle mütemail olduğu bir dönemden geçtik ve ilişkilerini ihmal ettikleri oldu. Çünkü bir takım fırsatlar, bir takım farklı konular ikizler burcunu çok cezbettiği için bazı geri adımlar oldu ilişkilerde. Sizin ilişkinizde şu anda bir sorun mu var ya da sizin şikayet ettiğiniz bir koşul mu deneyimleniyor şu anda? Ya şöyle genel olarak söyleyeyim, kendisinin beni zaman zaman benim onu anlamadığımı söylüyor. Herhalde bu sizin söylediğiniz gibi ikizler burcunun onu eleştirdiğimizde kendini geri çekmesiyle alakalı olabilir. Evet. Kendisi böyle bir durum olduğunda evet kendisini geri çekiyor ve ona karşı bir tavır alıyor. Hı hı. En büyük problemimiz bu. Aslında bence Arda değişik bir karakter. İkizler olduğu için çok yönlü. Sizin onu anlamamanız değil de, yani belki söylediğiniz size tuhaf gelecek. Bence o bile kendi iç dünyasındaki bu iniş çıkışları, değişimleri, farklı özellikleri bir arada taşıma durumunu kendisi bile çok fazla adlandıramıyor. Kendi inancısı bazı insanların kendisine fazla gelir. Mesela bunu ikizler veya akrepte görebilirsiniz. Şimdi bir takım zor süreçler de oldu. İki tane tutulma oldu, çok ağır bir dolunay oldu vesaire. Daha yeni yeni ortam duruluyor aslında. Mesela önümüzdeki haftaki yeni aydan sonra ben bazı şeylerin biraz daha toparlanacağını düşünüyorum. Arda ile ilgili hissiyatım şu, bu ilişkiyle ilgili bir ikizler insanı olarak bir de şunu soracağım parantez açıp, bu ilişki ne kadar zamandır sürüyor? 16 ay olmak üzere. Çok uzun bir ilişki aslında. İkizler için de iyi bir süre. Boğa için kısa olabilir ama ikizler için iyi bir süre. Siz iyi bir denge kuruyorsunuz gerçekten. Hani bunu takdir etmek lazım. Çünkü değişken insanlarla olmak, o cambaz gibi sürekli o enerjiyi sarf etmek zordur. Ben onun sizi anladığını, asla takdir ettiğini, bunu çok fazla dile getirmediğini düşünüyorum. Bunun dışında beni anlamıyorsun lafına şöyle katılmıyorum. Bu bir kaçış cümlesi gibi aslında birçok erkekte. O anda daha iyi bir cümle kuramadıkları için sen anlamıyorsun, sen suçlu, senden kaynaklanıyor denebilir. Çünkü ben sizin maksimum anlayış gösterdiğinizi zannediyorum zaten bu ilişkiyle ilgili. Fakat bir eşiği geçmişsiniz. Yani bir yıl eşiği geçildiği için bu ilişkiyle alakalı boğada olduğunuz için artık boğanın biraz yaş olarak çok gençsiniz ama ciddiyetle ilgili karar vereceği bir dönem. Evet. Ben uzun soluklu olacağını düşünüyorum. Tek bir taktik demeyeceğim, önerim olsun size. İkizler olduğu için bu tarz bir cümle kurduğunda birkaç gün sonra bunun anlamsız olduğunu düşünebilir. Sizin haklı olduğunuzu tekrar hissedebilir. Sen beni anlamıyorsun deyip geri çekildiğinde bir şey yapmanıza gerek yok. Bu üçse üç gün veya bir hafta ise bir hafta. Hiçbir şey yapmayın ve bekleyin. O tekrar sizi aradığında da konuyu açmayın. Çünkü ikizlerin saf bir tarafı vardır. Anda kalır. Onu o an söylüyor. Fakat o anda devam etmiyor. Siz boğa olduğunuz için şimdi bu ne demek istedi deyip onu içselleştirip büyütüp gerçekten mi acaba onu anlamıyorum deyip hakikaten çok yoğun empati kurmaya da çalışabilirsiniz. Buna gerçekten gerek yok. Saf ve çocuksu bir tarafları oluyor ikizler burcu, özellikle erkeklerinin. Zaten kesinlikle onun hatırına her şey de sürüyor. Bence element olarak uymamasına rağmen, yani toprak, hava elementleri biraz zıt olmasına rağmen yine de güzel bir ilişki. Ama ciddiyet ve evlilikle ilgili konuları biraz daha sizin adınıza
ben konuşacak olursam zamana bırakmanız daha doğru olur. Çok genç olmanıza rağmen düşünüyor musunuz böyle bir şey? Geleceğe yönelik. Evet, aramızda konuşuldu böyle bir durum. Böyle bir durumumuz var. Böyle bir durum var. Evet, okullarımız bittiğinde ikimiz evet. De şu an öğrenciyiz. Evet. Belli bir zaman geçtiğinde böyle bir şey düşünülüyor, evet. Evet, sizin konuşma şeklinizden biliyorsunuz her programda bahsediyorum. İnsanların sesinde bir şeyleri ifade ediş tarzında, cümle kurma yapısına vesaire aslında bir takım enerjiler gizli. Sizin bu ilişkiyle ilgili ses tonunuzda gizli olan renk aslında şu. Ben bu ilişkiyle ilgili çok yoruluyorum ama bir yandan da Arda'yı çok seviyorum. Bir yandan kendime güveniyorum çünkü onu çok iyi tanıdım. Onun da çok büyük sorunlar çıkarmayacağını bildiğim için aslında bu ilişkide gelecek görüyorum. Aslında tonlamasındasınız. Tabii ki enerjiler de böyle olduğu için devam edecektir. Özellikle önümüzdeki haftadan sonra ben boğalar için mesajcı rüyaların da çok olacağını düşünüyorum. Ben kitaplarımızda çok bahsettim. Mesajcı rüya alma ile ilgili teknikler, rüya rehberliği. Eğer bu konuyla ilgili biraz daha rehberlik isterseniz, madem bu tarz konularla biraz haşır neşirsiniz diye söylüyorum. İstihare çalışması, yine rüya ile ilgili rehberlik çalışmalarını size öneririm. Çok teşekkür ederim aradığınız için. İlişkinize ben mutluluklar diliyorum. Sevgiler. Çok sağ olun. İyi akşamlar tekrardan. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, bizi arayabilirsiniz. Merak ettiğiniz tüm konularla alakalı olarak isim analizinizden, astrolojiden yola çıkarak hayatlarınızla ilgili yorumlar yapıyoruz. Ayrıca sokak röportajlarımız devam ediyor olacak ve size gece boyunca bereket, ilişkiler vesaire tüm konularla ilgili yine farklı bilgiler aktarıyor olacağım. Evet şimdi birazcık önümüzdeki haftaki yeni aydan bahsedelim. Yeni ay çok önemli çünkü ard arda gelen zorlayıcı olaylardan sonra biraz daha farklı bir enerjiye geçiyor olmamız gerekiyordu. Bu yeni ayın 28 Mayıs'ta gerçekleşmesiyle bağlantılı durum İkizler Burcu'na denk geldiği için bilgi ve iletişim ön planda olacak ve bir takım konularla ilgili daha fazla bilgi alışverişi yapıyor olacaksınız. Gerçek bilgiye dayanan bir takım iletişimler daha önde olacak. İnsanları aramanız bir takım koşullarla ilgili zorluyor olmanız da gerekecek. Siz işleri takip ederseniz daha enteresan koşullar oluşabilir. Ve biliyorsunuz -5 gün +5 gün aslında bu tarz etkilerde şu anda çoktan etkisine girdik de diyebiliriz yeni ayın. Becerileriniz ortaya koyabileceğiniz, değişimi kucaklayabileceğiniz bir dönem ve tüm bunların dışında yenilikler olacak hepimizin hayatında. Belki çok uzun zamandır bir dönüşüm, bir yenilik, bir adım atma ile ilgili fırsatı kovalıyordunuz ama bu olmuyordu. İşte önümüzdeki haftadan sonrasında o çok beklediğiniz işe girmek, yeniden yapılanmayı hayatınıza deneyimlemek için güzel bir zaman olabilir. Daha esnek, daha anlayışlı enerjilerin hayatımıza gireceği bir dönem aslında. Ve bunun dışında teklifler bekleyenler, öneriler sunmak isteyenler için de önümüzdeki haftaki yeni ay enerjisi son derece elverişli. Hareketli olacağız ve bunun dışında ticari konularla ilgili ödemeler bekleyenler, girişim yapmak isteyenler için de yine güzel bir dönem ve yolculuğa çıkacak olanlar, bunu planlamak isteyenler için de pozitif enerjiler söz konusu. İkizler Burcu birçok farklı konuda yaratıcı olabilen enerjileri simgelediği için özellikle hayal gücü, yaratıcılık, iletişimle ilgili işler yapanların da önü çok açık olacak. İş birlikteliği, grup çalışması, partnerle birlikte hareket etme gibi enerjiler de yine söz konusu. Daha saf, daha sevgi dolu olacağımız ve bu geceki konumuzdan da yola çıkarak söylüyorum, yine bereketimizi artıracağımız bir dönem. Evet, inşallah bu yeni ay hepimize çok iyi geliyor olacak. Evet, şimdi bir telefonumuz daha var. Ben yine bir yorum ve analiz yapacağım değerli izleyicimiz için. Sizin de sorularınız varsa bizi arayabilirsiniz veya sosyal medyadan hemen bir mesaj atarak yayınımıza siz de katılmış olabilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Şeyma. Ben Şeyma. Peki Şeyma Hanım, yaşınız ve burcunuz neydi? Benim yaşım 23, Oğlak Burcu'yum. Peki. Ben sizi 2 hafta önce aramıştım Tuğçe Hanım. Evet. Bir olay anlatmıştım, ben bir çocuğa itiraf etmiştim, Terazi Burcu'ydu. Çok kısa süreli bir iletişim. Çok kısa Efendim? Süreli bir iletişim varken erken bir itirafta mı bulunmuştunuz? Yani hiç iletişim yoktu, ben itiraf ettim resmen. Hatta hep ben konuşma yaptım. Her hafta hiç cevap gelmedi. Face çok kullanmıyorum dedi sanalarda. Evet. Artık cevap gelmiyor. Siz de bana 2 hafta bekleyin demiştiniz. Evet. Bekledim ama hala cevap yok. Ben de dün res çektim. Mesaj attım. Cevap da gelmedi evet. Zaten. Genellikle haftada bir gün giriyor. Öyle.
Ben size tekrar aramamanız gerektiğini söylemiştim. Aslında zamanlara takılmadan beklemeniz daha doğru olacaktı. Çünkü zaten siz bir adım atmıştınız, o istediğiniz cevap vermemişti. Onun üzerine sizden tekrar bir adım gitmiyor olması daha doğru olurdu aslında. Şimdi bu yaptığınızdan sonrasında sessiz kalıyor olmanız gerekiyor. Zaten o gece de söylemiştim, bir oğlak olarak hani nasıl bu kadar sert tepkiler, hani böyle açıklayıcı, duygularla ilgili ifade eden bir enerjide oldunuz diye. Terazi burcu erkekleri üzerinden de yine yorum yapmıştık ve hakikaten onların gizemli kadınlardan, biraz böyle soğuk, mesafeli, kendisini geri çeken enerjilerden hoşlandığını aslında anlatmaya çalışmıştım. Ve durum böyleydi. Son yaptığınız hareket de aslında hatalı. Bu ilişkide çok böyle geleceğe yönelik bir şeyler olmayacaktır. Ama mesela sizin etkilerinize bakalım. Ş ve S harfine baktığımızda kurnaz, zeki, bir takım konularla ilgili nasıl hareket edeceğini bilen bir yaratılış. E harfi iletişim gücü, ama bu iletişim gücünü mutlaka ufak bir adım attıktan sonra aşk ve ilişkilerde, eğer girişimi illaki siz yapmak istiyorsanız, karşı taraftan da bir geri dönüş olduktan sonrasında devam ettirmeniz lazım. Evet, o gece de mutlaka söylemişimdir, yaratıcılıkla ilgili vasıflarınızı mutlaka kullanın. Mesela kariyer hayatınızda daha çok erken bazı şeyler için, 23 yaşında olduğunuz için. M harfi gerçekçilik, A harfi ise egoizm geliyor. Şimdi Oğlak burcu olduğunuz için, önümüzdeki haftanın enerjisiyle bağdaştırarak yorum yapacak olursam, hakikaten önümüzdeki hafta sonundan itibaren özellikle girişimler, planlar, geleceğe yönelik konularla ilgili hesap yapma, daha gerçekçi olma, sosyal çevreden de destek alma gibi bir takım durumlar söz konusu. Siz kendinizi o enerjiden çekeceksiniz. Çünkü oraya çok fazla yüklendiğinizde biliyorsunuz blokaj oluyor. Bir şeyden olur mu olmaz mı diye korktuğumuzda zaten kendimiz o kapıyı kapatmış oluyoruz. Bu enerjiden çıkabilmeniz için artık oraya çok fazla odaklanmayacaksınız. Siz şimdi artık orasının üzerine hiçbir şey yapamazsınız. Aslında onu da yapmamanız gerekiyordu. Mutlaka enerjinizi oradan çekip bireysel hayatınıza devam ediyor olacaksınız. Bundan sonrası o insan, acaba ben hata mı yaptım? Hani bana bir adım atmıştı, daha farklı mı bir reaksiyonum olması gerekirdi diye düşündüğünde, ki bu uzun vadeli olacaktır, arda arda sizden adımlar gittiği için, o kendi karar verdiğinde bence arayacak. Peki şunu da sormak istiyorum siz aramışken. Şeyma Hanım, bu... Tamam, izleyicimiz hattan düşmüş. Sadece Şeyma Hanım size şunu söyleyeceğim. Bu ilişkiyle ilgili bu kadar fazla adım atmış olmanızın altında kaybetme korkusu olabilir. Çünkü bazen insanlar bir ilişki olmayacak mı acaba dediklerinde daha fazla adım atıyorlar. Bu da tam ters bir etkiye sebebiyet veriyor. Çünkü korktuğumuz zaman kaybediyoruz. Programda hep anlatmaya çalışıyorum aslında. O nedenle sıkışmış olabilir durum. Dediğim gibi o insanla ilgili hiçbir şey yapmayacaksınız. Önünüze bakacaksınız. Sonuçları zaten bize bildirirsiniz. Şimdi farklı bir izleyicimizle görüşeceğiz. İyi akşamlar. Evet, birazdan bağlanacakmış değerli izleyicimiz. Şimdi o konuya geçene kadar ben de şükür enerjisi ve bereketle bağlantılı sizlerin merak ettiği konularla ilgili yorum yapacağım. Şimdi bu gece bereketten bahsediyoruz. Bereketle ilgili birkaç tane noktaya değinmek istiyorum. Bereket konusuyla ilgili ilk aslında kural veriyor olmak. Verdiğiniz zaman evrene, enerjileri, kendinize, bilinçaltınıza ben verebilecek kapasitedeyim demiş oluyorsunuz. Öncelikle vereceksiniz. Paranız ne kadar az olursa olsun veya evdeki yemeğiniz vesaire. Önce vereceksiniz. Sonrasında şükredeceksiniz. Şimdi bu şükretme enerjisi çok yanlış anlaşılıyor. Sanki bir şeyler gerçekleştikten sonrasında şükredebilirmişiz gibi düşünüyoruz. Olmadan da şükretmeniz lazım, olana da şükretmeniz lazım. Mesela negatif gibi algıladığımız olaylara sanki şükretmeyecekmişiz gibi bir düşünce de var birçok insanın aklında. Mesela buzdolabınızı açtığınızda gördüğünüz yiyecekler, evinizdeki koltuklar, mesela şu anda bizi izleyebiliyorsanız bir televizyonunuz var, bir çatınız var, evsiz veya yemeksiz olmadığınızı zannediyorum. Bunlar şükretmeniz için yeterli. Ama siz ödenmemiş faturalara, borçlara veya olumsuzluklara odaklandığınızda şükür enerjinizi düşürüyorsunuz. Yani bereket katsayınız alçalıyor. Bunun dışında teşekkür etmek. Teşekkür çok önemli. Sık sık gün içinde insanlara küçük şeyler için bile teşekkür edin. Teşekkür ediyorum, seni seviyorum, seni kabul ediyorum gibi cümlelerin hakikaten mucizevi bir takım dönüşümler yapabildiğini biliyorum. En önemli konulardan bir tanesi de bereketimizi artırırken karma konusu. Geçmiş karma borçları. Şimdi karma yaratmak diye bir tabir var. Etme bulma dengesiyle de bunu halk arasındaki tabiriyle açıklayabiliriz. Mesela bereketin bir türlü istediğim hale gelmiyor. Acaba ben geçmişte ah aldım mı?
birazcık daha klasik bir öğretiden yola çıkarak anlatırsak, hakikaten de böyle bir durum varsa bereketiniz baltalanabilir. Bununla ilgili yapacağınız en güzel çalışma şu: geçmişe dönmek. Mesela ben 37 yaşındayım. Hayatımda çok büyük girişimler yapmama rağmen, bundan önceki kariyerimde reklam ajanslarında çalışırken çok fazla çaba sarf edip çok az kazanıyordum. Diğer ikinci yaptığım bir iş vardı. Onda da çok büyük çaba sarf edip çok fazla insanla kontak kurup hiçbir zaman bereketimi artıramıyordum. Sonrasında geçmiş yaşamlarla ilgili bu konuları araştırdığım ve bunların eğitimini aldığım ve bunlarla ilgili çalışmaya başladığım dönemde şunu gördüm ki geçmişten çok sayıda kayıt taşıyorum. Siz de taşıyorsunuz. Bunlar ne olabilir? Bir kere aileden geçen kayıtlar. Mesela büyük büyük dedeniz birilerine maddi anlamda hata yapan biri ise bu karmanın temizlenmesi gerekiyor. Oradan gelen geçişleri kesmiş olmanız gerekiyor. Veya siz küçükken ailenizdeki bir ferde maddi anlamda bir haksızlık yapıldıysa bu olayın da enerjisi sizin üzerinizde taşır. Veya çok fazla karma yasasını, enerjileri veya inançlarınıza sahip çıkmadığınız bir dönemde eskiden insanlara haksızlık yaptınız mı? Mesela iş yerinde terfi etmek için başka birisinin önüne geçmek veya bir parayla ilgili haksızlık yapmak, borç alıp vermemek ve altını çiziyorum çok fazla borç vermek gibi konular bizim bereketimizi baltalayabiliyor. Bütün bu konular çok önemli. Bunlardan detaylı bahsediyor olacağım programda. Fakat çok fazla telefon olduğu için izleyicilerimizi de bekletmiyoruz. Şimdi Elif Hanım'la devam edelim. Bereketi artırmanın yöntemlerini arkasından sizler için detaylandıracağım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Tuğçe Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Elif Hanım, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İsim analizi yaptırmayı düşünüyordum ama. Tabii. Elif Hanım, yaşınız ve burcunuz? 32 yaşındayım. Başak burcuyum. Peki. Yükselen nedir? Bir ihtimal terazi diyebiliyorum. Ama tam net değil. Peki. Terazi olarak biliyorsunuz. Eğer terazi ise çok güzel. Başak terazi kadınlarını çok beğenirim. Hem detaycı, ince ruhlu hem de bir yandan aşırı zeki. Biliyorsunuz 30 yaştan sonrasında bu bir anda olan bir şey değil ama dışa vurum anlamında, hani giydiğimiz maske gibi aslında, üstümüze giydiğimiz bir palto gibi yükselen burç, toplumda taktığımız sosyal maske diye de isimlendirebiliriz. Bir terazi kadını gibi görünüp özünde daha çok başak etkilerini iş dünyasında yaşayan bir karakter olabilirsiniz. Başak da terazi de kadın olarak, yani her burcun kadını ve erkeği aynı değil ama bu iki burçtaki kadınlar aynı. Hepsi çok zeki, detaycı ve hakikaten dürüst olunduğunda gerçek dostlar. Şimdi size isim analizi açısından bakıyor olacağız. Sizin tek isminiz Elif mi? Başka çağrılan bir isminiz yok. Hayır, yok. Peki. İlk harfiniz E, sevgi, denge, alttan alma ve iletişim gücü. L harfi gizli liderlik. İlk harfiniz değil çünkü. Bir takım konularla ilgili ilk deneyen siz olabilirsiniz ve bundan hiçbir zaman pişman da olmazsınız. İkinci sesli harfinize baktığınızda İ harfi ise yalnızlık, tek başına karar alabilme ve bir takım konularla ilgili herkes hayır derken siz evet dediğinizde sonrasında bundan pişman olmama etkisi. F harfi ise güven. Zaten Başak kadınlarına baktığınızda ilk verdikleri etki güven olabiliyor. Yani akrofonoloji ile astrolojiyi birleştirdiğimizde ve simge bilim olarak da harflerinize baktığımızda böyle bir anlam çıkıyor. Yani güven sizin için çok önemli. Bireysel kararları aldığınızda hayatınız daha güzel şekilleniyor. Gizli bir lidersiniz ki Başak kadını zaten öyledir. Mesela Toprak grubunun ana lideri Oğlak'tır. Fakat Başak zekasıyla dolaylı olarak insanları çok iyi yönetir. Ama iletişim gücünüz çok kuvvetli. Hiç insanlarla sosyalleşeceğiniz, iletişim gücünüzü kullanacağınız, işin içinde biraz da böyle planlama olan, çünkü Başak'tan gelen doğru organizasyon yapabilme, planlama ile ilgili yetenekleriniz de var. Bu anlamda bir iş hiç bugüne kadar yaptınız mı veya düşündünüz mü? Yani bu zamana kadar radyoculuk yapmıştım sadece, insanlarla belki hani haşır neşir olabilme adına, ama onun haricinde olmadı böyle bir işim. Çünkü bu tarz yetenekleriniz var. Bunları kullanabilirsiniz. Peki, sanki başka bir şeyler de sormak istiyormuşsunuz ama onlara henüz saniyeler gelmemiş gibi ben sormuş olayım. Ne sormak istiyorsunuz siz tam olarak? Yok, hayır, aslında şöyle. Hayatımda iş ve aşk anlamında hiçbir gelişme yok. Tamamen durağan bir durumda. Peki. Atalet hali belki de, bilmiyorum ama bundan çıkabilmem için neler yapmam gerekiyor? Tamam. Şimdi işte de aşka da blokaj varsa zaten şöyle bir şey var.
var aslında, açık konuşayım. Mesela dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Regresyon, bilinçaltı temizliği vesaire, birçok çalışmalar var. Birçoğunu siz de biliyorsunuz. Çeşitli yerlerde bunları takip ediyorsunuz. Bu alanda kitaplar okuyorsunuz. Bir alanda kötü giden bir şey varsa o diğer alanda çok büyük ihtimalle yansıyor. Mesela bize bereket çalışması için gelen insanları sorduğumuzda aslında aşk hayatı da iyi değil. Veya aşkla ilgili çok büyük sorun yaşayan hanımefendi veya beyefendiler aslında kazançlarını da beğenmiyorlar. Hepsi aynı kök sebepten kaynaklanıyor olabilir. Peki bu blokaj diye isimlendireceğimiz konu sizin hayatınızda ne kadar süredir var? 3 yıl. 3 yıl, çok uzun bir zaman. 3 yıl öncesine döndüğümüzde bu olayların başlangıcını gözlemlemeye başladığınızda diyelim, hayatınızda ne olmuştu? Ne sıkıştı? Bir ilişki mi bitti? Bir yerden mi ayrıldınız? Bitti. Biri vefat etti. Ne gibi bir dönüm noktasından sonra oluyor? Bir ilişki bitti. Daha doğrusu şöyle, bir nevi sırtımdan vurulmuş gibi bir şey oldu aslında. Yani erkek arkadaşım birden evlendi. Yani böyle bir durumla karşılaştım ve benim haberim olmadan. Sizin ilişkiniz sürerken oldu bu. Aynen öyle. Peki şimdi bu tabii ki çok yakıcı bir konu ve bu konuyu biliyorsunuz değil mi? Affetmediğiniz sürece, bu konuyla yüzleşmediğiniz sürece, ben bu olayı yaşadım ama bu bir yaşam dersiydi. Ben bunu kabule geçiyorum ve bu enerjiyi tamamıyla serbest bırakıyorum. Frekansına gelmediğiniz sürece orada kalıyorsunuz. Çünkü bu uzun boşlukların öncesinde mutlaka bir olay oluyor. Ve böyle söyleyeyim de ilk etapta eğer kişisel gelişim veya dönüşüm, kuantum konularını çok iyi bilmiyorsanız size absürt de gelebilir ama erkek arkadaşımızın veya eşimizin bir anda hayatımızdan gitmesinin bile bizimle de bağlantılı sebepleri var. Mesela birçok insan bilinç düzeyinde o kişiyle evlenmek istediğini zannediyor. Ama bilinçaltı kayıtları evlilikten korktuğunu gösterebiliyor. Orada bir korku devreye girmiş olabilir. Sizin karma karşılaşmanızdaki misyon bitmiş olabilir. Başka bir insanı tercih edip bu şekilde hayatınızdan gidiyorsa zaten enerji olarak baktığımızda sizi hak etmiyor. Fakat siz o değersizlik hissini ben hayatta darbe aldım veya ben bundan sonrasında blokajlar yaşayacağım, artık hayatımda bir boşluk var ve bunu dolduramayacağım enerjisini devam ettiriyorsunuz. Şimdi bununla ilgili yapılması gereken şey asla kaçmak değil. Bu olayın üstünü örtmek de değil. Size vereceğim egzersiz şu olacak. Çok basit ama çok etkili. Bu gece farklı dönüşüm çalışmalarından da zaten kısa kısa bahsediyor olacağız ama o ana gidip o öğrendiğiniz an, başkası olduğunu öğrendiğiniz an, onun gittiği o sahne, orada çektiğiniz acılar, bunları tekrar tekrar yaşayın. Acı kotanızı doldurun. Acıdan kaçılmaz. Acının içine girip onu tamamıyla yaşamanız lazım. Bir süre sonrasında onun size bir şey ifade etmeyeceğini de zaten göreceksiniz. Bir de şöyle bir şey var, şunu sormak istiyorum. Dediniz ki 3 sene öncesine gittiğimizde böyle bir olay yaşadım. Bundan önceki ilişkileriniz, yani o beyefendiden önceki ilişkiler nasıldı? O bir önceki ilişkimde tamamen bıçak gibi kesildi diyelim. Yani ben bitirmek istediğim an evet tamam bitsin diye. Yani siz mi bitirdiniz? Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Açık kalplikle söyler misiniz? Siz o bir önceki erkek arkadaşınızı bırakırken sizce orada haklı mıydınız? Yoksa bir an için bile olsun ben ona haksızlık yaptım. Ya böyle bırakıyorum ama bu doğru mu diye bunu kafanızda düşündünüz mü? Haksızlık yaptığını düşünmüyorum. Bitmesi gerekiyordu. Tükenmişti bence ilişki. Orada bitmesi gerekiyordu. Şimdi evet, eğer bir noktada bir insanı bırakırken ya bundan sonrasında ben burada bırakıyorum fakat aslında kendime karma borcumu yaratıyorum veya burada bırakırken çok emin değilim dediğimizde aslında kendi kendimizi suçlarsak ve bunun farkında değilsek her şey bilinç düzeyinde çözülmüyor çünkü. Bir biz varız, bir de görünmeyen bir biz daha varız. Bilinç dışından bahsediyorum aslında. Sonraki ilişkilerde bazı sorunlar olabiliyor. Ama burada kesin olan bir tek şey var. Sizin bu ayrılmış olduğunuz son erkek arkadaşınız kesinlikle sizin ruh eşiniz değildi. Çünkü bitiş şeklinde baktığımızda çok acı verici, ters, hoş değil ve siz üzülerek anlatıyorsunuz ve uzun da bir zaman geçmiş. Ve size geri dönmediğine göre zaten sizin kader çizginizde o insan yok. Burada tek bir mutlu edici konu var. Gittiğine göre o değil, ruh eşiniz başka bir insan ve o insanla hala tanışma şansınız olduğu için ve siz çok genç olduğunuz için bu konuyla ilgili siz eski kayıtları temizleyip tekrar kendinizi arındırdıktan sonrasında bütün korkulardan arınmış bir şekilde yeni bir ilişkiye başlayacaksınız. Ama eğer bu gece anlattığım konunun üzerinden giderse geçmişe yönelik şurada içim rahat değil dediğiniz noktalar varsa hem kendinizi hem karşı tarafı affediyor ve serbest bırakıyor olmanız gerekiyor. Hatta bunu yazarak da yapabilirsiniz. Şu tavrınla ilgili seni affettim olmuş gibi yazın bunları ve bunlarla yüzleşin.
Evet, bunu içselleştirdiğinizde, gerçekten yaptığınızda, özellikle de yüzeysel çalışmalarla olmuyorsa bilinçaltı dönüşümü çalışmasını öneririm size. Çok daha farklı sonuçlar olacaktır. Dediğim gibi aslında bu güzel bir haber. İyi ki gitti çünkü o değildi. Ruh eşi başka bir insan. Ruh eşinize yer açtı. Ama sizin bu ayrılık süreciniz uzamış. Ben artık mutlaka bir dönüşümle, Başak Burcu kadın da olduğunuz için, yılın ikinci yarısında size güzel, dingin ve sadakat dolu bir ilişki diliyorum. Çok teşekkür ederim aradığınız için. Çok teşekkür ederim. Elif Hanım, sevgiler, görüşmek üzere. Evet, şimdi de Seher Hanım'la devam edeceğiz. Arkasından tekrar sokak röportajlarımızı izleyeceğiz ve size bolluk, bereket, dönüşüm ve güzel enerjilerle ilgili anlatacak daha çok şeylerim olacak. Şimdi Seher Hanım'la görüşelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi geceler Hatta. İyi geceler. Yaşınız ve burcunuz? Burcum Akrep Burcu, yaşım 27. Peki, yükselen nedir? Yükselirim şu an bilmiyorum. Peki, televizyonunuzun sesi açık olabilir mi Seher Hanım? Alo. Televizyon sesini kapatıp sadece telefondan duyalım. Çünkü bize geri yankılanıyor ses ve yayın akışımızı bozuyor. Anladım, teşekkür ederim. Şimdi, öncelikle değerlere bakalım. Harf değerlerine sizi nasıl etkiliyor? S harfi, kurnazlık ve zeka zaten her akrepte var. İki tane E harfiniz var sizi yumuşatan ve bunlar iletişim kabiliyeti aslında verirken. H harfi biraz böyle güç, kuvvet, geleneksellik gibi etkileri size yüklüyor. R harfi de son mühür ve kodu isminizin biraz böyle gurur katsayısını kuvvetlendiriyor. Akrep Burcu olduğunuz için akreplerin isteme dönemi başladı. Hayır deme, istemediği enerjilerden arınma, talep etme ve alma. Bu enerjileri aslında artık geçiş yapmış oluyorsunuz. Şimdi ne sormak istiyorsunuz bize Seher Hanım? Şu ara para sıkıntısı çekiyorum yani. Evet. O yüzden sormak istemiştim ben. Peki para sıkıntınız ne zaman başladı? Bu bir seneden beri başladı. Evet. Doğru düzgün çalıştığım yerden çalıştığım paraya çok az çalışıyor. O yüzden. Tamam, azla yetindiğinizi söylüyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Şimdi buna kıtlık bilinci diyoruz. Aslında yaptığımız çalışmalar doğrultusunu açıklarsak. Azla yetindiğimizde şöyle bir enerji salgılıyoruz. Ben azla yetiniyorum, azına layığım. Ve bunu hakikaten kendinize bir kod olarak verdiğinizde sizi bu şekilde yöneten bir enerjinin içine giriyorsunuz. Ben azla yetiniyorum diye. Bu bir korkudan kaynaklanıyor olabilir. Mesela çocukluğunuzda anne babanızla ilgili, ailenizle ilgili baktığımızda bereket içinde bir hayatınız vardı da sonrasında azla yetinen bir bireye mi dönüştünüz? Yoksa her zaman için aslında hayatımda baktığınızda benim büyük bir potansiyelim vardı ama ben hep azla yetinmeyi tercih ettim veya şartlar beni buna sürükledi mi dersiniz? Hangisi geçerli sizin için? Yani bazı hayatlar doğru süründü, yani geçerli oldu hayat konusunda. Anlamadım. Yani hep mi böyleydi? Eskiden iyi durumdaydınız, sonra mı çöküş oldu? Yok, yani her zaman böyle. Evet, her zaman böyleydi. Şimdi aileden geçen enerji mirası diye bir şey var. Mesela bazı insanları görürsünüz, çok fakir bir ailede yetişir. Fakat sonrasında milyon dolarları olabilir. O kendisini paraya ve berekete programlamıştır. Aslında kaderimizin bir mutlak kısmı var, değişmeyecek olan. Ama özgür irade sahibi olduğumuz için bir de değiştirilebilir bir tarafı daha var. Bunun için berekete kişinin önce kendi inanıyor olması gerekiyor. Bereketle ilgili konu şu aslında, parayı çekme. Birçok insan yanlış biliyor. Bizim sokaklara çıkıp sürekli iş toplantıları yapıp görüşmeler, müşterilere gitme, çok fazla şartları zorlamamız gerekmiyor. Biz inanç sistemimizi dönüştürdüğümüzde ve değiştirdiğimizde, yeni kayıtlar yapabildiğimizde, birazdan birkaç tekniği burada anlatacağız, size de gelecek zaten o cevap, bu soruyu bize sorduğunuz için. Biz dönüşünce ve değişince, parayla ilgili, bereketle ilgili korkularımızdan arındığımızda zaten yeni bir hayat programına aslında geçiyoruz. Bir sorun aşkta veya parada hiç fark etmez. Tekrar ediyorsa dış çevreyle ilgili değil, zaten hiçbir şey dış çevreyle ilgili değil, bizim özümüzle alakalı olarak. Burada yapılacak şey bir, kabule geçmek. Önceki duruma direnmeyeceğiz. Yani niye benim az param var, ben niye bu durumdayım, o daha az çalışıyor, daha çok kazanıyor veya bu bana haksızlık yaptı değil. Dışarıyla bağlantıyı kesip öncelikle bu olayın sorumluluğunu bir enerjik düşünüp kendinize alacaksınız. Ben sorumluyum dediğinizde güç size geçer. Bu bir. İkincisi, kabul edeceksiniz. Evet, ben şu anda bu durumdayım. Direnmeyeceksiniz. Çünkü direnç enerjisi bloke eder ve o olumsuzluğu hayatınızda büyütür. Sonrasında geçmişe dönerek insanlar parada ve berekette,
işte, kariyerde, iş yerinde vesaire neyse size nerelerde hatalar yaptı? Tek tek bu olayları dönüp affedebiliyor olmanız lazım. Değiştirmek için çaba sarf etmek dediğimiz şey daha çok toplantı yapmak, daha çok iş görüşmesi yapmak veya sadece patrondan daha fazla zam istemek veya işlerimiz kötü gidiyorken ve berekete inanmıyorken yeni bir iş yeri kurmak değil. Önce kendi iş dünyamızda inanmak, değişmek, kabule geçmek, hak ettiğimizi bilmek. Eğer bir insan kendini paraya layık görmüyorsa veya berekete görmüyorsa onu zaten hayatına çekemiyor. Evet, başka sorunuz var mı? Aslında bu dolunayda bayağı çok zorlandım. Neden evet, acaba? Çünkü sizin burcunuzda zaten gerçekleşmişti. İnanın herkes zorlandı. Bilinç altındaki gerçekler, söylenemeyenler, yüzleşilmesi gereken her şey bizi zorladı. Fakat şimdi o negatif etkilerden biraz daha güzel bir döneme aslında geçiyoruz. Ve bu da yeni ay enerjisi. Aslında günler kaldı. Şu anda da etkisindeyiz. Biraz daha bazı şeyler değişecek. Ama unutmayın, astroloji bir yol haritasıdır. Sizin kendi iç dünyanızda yapacağınız büyük değişimler, yani programımızın da misyonu olan kendi mucizeni kendin yarat dediğimiz enerji çalışmaları, düşünce sistemimizi değiştirmek, inanmak ve farklı bir geleceği programlamak çok daha değişik olacak. O yüzden ailenizdeki geçmiş nasıldı? İlk işinize girdiğinizde orada kendinizi değersiz mi hissettiniz? Bu olay bir yıldır sürüyor dediniz. Bir yıl önce tam olarak ne oldu? Biri bir şey mi söyledi iş yerinizdeki? Hangi olaydan sonra tetiklendi? Bunların hepsini bulup yazmanızı ve tek tek serbest bırakmanızı, yani affetmenizi öneriyorum. Bunun sonrasında mutlaka ve mutlaka bir değişim başladığında er ya da geç sonucu alınıyor. Sizin hayatınıza da dönüşüm, yani ufak ufak mucizeler başlıyor olacak. Çok teşekkür ederim aradığınız teşekkür için. Teşekkür ettim. İyi kendinize geceler. İyi bakın. Evet, şimdi telefonda alacağız. Sonra sizin merak ettiğiniz önümüzdeki hafta burçları neler bekliyor konumuza dönüş yapacağız. Ayrıca bereket ritüellerini tekrar anlatacağım. Ve bunun dışında sokağa gideceğiz. Sokakta çok eğlenceli röportajlarımız var. Çünkü güzel sorular sorduk. Aşk mı para mı dedik. Bunun dışında bereket hayata çekilir mi dedik. Düşünce gücünü sorduk. Bir de enteresan absürt bir sorumuz daha var. Onu ben sonrasında sizlere de soracağım. O sürpriz kalsın. Birazdan zaten izleyeceğiz. Şimdi kısaca bir telefon daha alalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, kimle görüşüyoruz? Ben Pınar Özer. İzmir'den arıyorum. Pınar Hanım. Hı hı, evet. Peki, İzmir'den arıyorsunuz. Yaşınız ve burcunuz? 1975 doğumluyum. Evet. 7 Haziran doğumluyum. Peki, ikizler? Evet, isim analizi yapmak istiyordum eşimle ikimizin. Eşinizle, tamam, çok güzel. Eşinizin adı nedir? Dinçer Özer. İsminizi duyamadım. Dinçer. Dinçer. Evet. Onun burcu ne? O da ikizler, 31 Mayıs. Peki, eşinizle sizin için ruh eşisiniz diyebilir miyiz? Pınar Hanım. Evet, diyebilirsiniz. Peki, kaç senelik bir evlilik bu? 18'in içindeyiz. 18. Evet. Evet, ama 75 doğumluyum dediniz. Evet, doğru. Kaç yaşında evlendiniz? 22 yaşında evlendim. Evet, çok iyi. 17'likte 18'in içindeyiz. Peki, o zaman madem siz ruh eşini bulmuş olan değerli ve şanslı bir izleyicimiz olarak bu akşam bizi aradınız. Gerçi konumuz ana merkezde bereket, bolluk, para enerjisi ama evet, siz söyleyin. Evet, ben de onu için aradım. Peki, ben bir sorumu sorabilir miyim? Var. Çok pardon, hı, önce tabii. Ben soracağım. Çünkü diğer izleyicilerimiz merak ediyordur. Biliyorsunuz aşkı ve güzel bir ilişkiyi kendisine çekemeyen, çekmek isteyen çok sayıda değerli hanımefendiler özellikle bizi arıyor. Ben de bu konuda çok kitaplar yazıyorum. Ben ne kadar anlatsam bir uzman olarak anlatmış oluyorum. Siz lütfen söyler misiniz değerli izleyicilerimize bir cümleyle sadece ruh eşi olmanın bu kadar uzun bir zaman evliliği devam ettirmenin püf noktası nedir? Bir cümleyle özetlersek. Biz birbirimizi gerçekten de iyi anlıyoruz ve evet, ne istediğimizi biliyoruz. Evet. Hedef doğru koyulacak, ne istediğini bileceksin ve anlamak. Yani uyumdan evet, bahsediyoruz. Şimdi akrofonolojik evet, değerler ve simge bilimden yola çıkarak astrolojik açıdan zaten büyük bir uyum var. Birbirine aynalık eden iki insan var. Ruh eşi dedik zaten. İkizler ikizler. Karşınıza baktığınızda ikizler. O kendisine baktığında ikizler görüyor. Herkes ikizler burcunu görüyor evde. Şimdi P harfi de
Büyük hedefler koyma ve seçicilik. Aynı şekilde D harfinde de biraz doğru seçme ve seçicilik enerjisi var. İkinci harflerde sesli olanlar da benziyor. I ve I ortak diyebiliriz. Bence siz evliliğinizde ayrıca ikiniz de birbirinizin özgürlük alanlarına saygı duyuyorsunuz. Bu çok önemli şey. Yani her evet, şeyi doğru. birlikte yapma değil. Hayır. Evet, birlikte yaptığımız şeyler de var. Senin bireyselliğine ve özgürlüğüne saygı duyuyorum enerjisi de var. Bakın üçüncü harfler de ortak. N'ler. İkiniz de eğer birbirinizle değil başka insanlarla evlenmiş olsaydınız çok zor hareket edebilen çift olabilirdiniz. Ama hakikaten birbirine o kadar yakın, birbirini sizin dediğiniz gibi anlayan karakterlersiniz ki neylerin verdiği zorluk arada eriyor. Yalnız bu ilişkiyi daha çok göğüsleyen ve yöneten taraf ego harfi A'ya siz sahip olduğunuz için siz olabilirsiniz. Hem daha böyle çaktırmadan yöneten hem daha büyük kararları verirken ortalığı belki çekip çeviren taraf. R harfi gururunuz, eşiniz de çok gururlu bir insan. Fakat o iletişim, dışa dönük olma, sosyallik konusunda daha farklı. Bir de onun bazen inat huyu olabiliyor. Fakat siz bunu isminizdeki P ve I harfiyle bence dengeliyorsunuz. Bana sorarsanız eşiniz birazcık daha çok yönlü, eve daha çok renk katan taraf. Siz evin gizli lideri gibisiniz. Pınar ismi, şimdi burcunuz hava ama isimlerin bir anlam enerjisi de var. Mesela Dinçer'deki er, erkekliğe, baskınlığa, şeref, namus, dürüstlüğe gönderme yapıyor. Erk enerjisine sahip ve Pınar'a baktığımızda su elementi, isim, anlam enerjisi yüzünden su duygulardır. Evin duygu merkezi de sizsiniz. Çocuklarınız var mı? 3 tane çocuğumuz var. Harika. Biri 98 doğumlu Mehmet ismi. Evet. Biri 2003 doğumlu Merve Şirin. Biri de 2011 doğumlu Mina Nur. Mina Nur. Evet, Mina'nın ismi çok maneviyatla ilişkili. Nur ışık demek olduğu için. Merve iletişim gücünü hayatta daha fazla kullanabilir. İnsanlara birazcık hayır demesini öğrenmesi gerekecek. Mehmet ise hem lider hem de çok bir yandan duygusal ve merhametli. Çok teşekkür ederim aradığınız için. Aileniz de size bir ömür sevgi, mutluluklar hem gönderiyoruz hem de diliyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, hepinize yetişeceğiz. Çok sayıda telefon varmış. Ama şimdi istiyorum ki bir kez daha sokağa gidelim. Şu para ve bereketle ilgili VTR'mizi izleyelim. Çok heyecanlı sorular ve komik cevaplar var. Ben de çok eğleniyorum. Enteresan da bir soru sorduk. Sonrasını arayan izleyicilerimize de ben bu soruları sormak istiyorum gerçekten. Bunun dışında sosyal medyadan çok fazla soru geldi. Enerji çalışmalarını anlatmayacak mısın, devam etmeyecek misin diye. Hepsini hazırladım ve hepsiyle ilgili devam ediyor olacağız. Şimdi sokağa gidelim. Arkadaşlarımız güzel bir sokak röportajı hazırladı. Cevapların üzerinden ben biraz yorum yapayım. Bu arada siz sorularınızı hazırlayın. Onun dönüşünde hemen böyle bereketi çekme ve enerjilerden bahsederek devam edelim. Telefonları da alalım. Evet şimdi bir sokağa gidiyoruz, izliyoruz.